Bipolar bozukluk, yani manik depresif hastalık, iki ayrı hastalık dönemleriyle karakterize bir ruhsal bozukluktur. Bu hastalık dönemlerinden bir tanesinde taşkınlık, yani mani, diğerinde ise çökkünlük, yani depresyon bulunmaktadır. Bu iki hastalık dönemi yatışma ve alevlenmelerle seyreder. Mani, yani taşkınlık dönemi, duygu durumunun çok yükseldiği, hastanın aşırı coşkulu olduğu dönemdir. Bu dönemde hastada abartılı önemli düşünceler, aşırı heyecan, kendini çok daha yüksekte hissetme, kendini aşırı enerjik hissetme, uyku gereksiniminde azalma, aşırı hızlı araba kullanma, çok fazla para harcama görülen belirtiler örnektir. Diğer yandan depresyon ve çökkünlük döneminde hastada mutsuzluk, umutsuzluk, kararsızlık, özgüveninde azalma, değersizlik, iştahsızlık, uykusuzluk, odaklanma sorunu, ölüm ve intihar düşünceleri, kendine zarar verme ve bedeninde bilmediği ağrılar ortaya çıkabilir. Hastalığın ortaya çıkma nedenleri arasında genetik etkenler azımsanamayacak orandadır ve ortalama olarak 2/3 oranında genetik nedenler sorumlu tutulmaktadır. Nedenlerden bir diğeri ise beyinde hücreler arası iletiyi sağlayan kimyasal maddelerin taşınmasında veya düzeylerinde ortaya çıkan değişikliklerdir. Ve beyinde iletiyi bozarak düşünce, bellek, öğrenme ve duygu durumunun düzenlenmesini etkiler. Stresli veya travmatik olaylarda bipolarlığın ilk hastalık döneminin ortaya çıkmasına neden olabilir veya ilerleyen nedenleri tetikleyebilir. Bunlar ölüm, boşanma, işini kaybetme, taşınma gibi olaylar olabilir. Bipolar bozukluk, toplum arası farklılık göstermemekte ve ortalama olarak %2-%3 civarında görülmektedir. Erkek kadın oranı eşittir ve ortalama başlangıç yaşı 20-25 yaş arasındadır. Bütün arkadaşlarımı çok seviyorum. Hayır ama onlar benden nefret ediyor. Dışarı çıkıp bir şeyler mi yesem? Çok kilo aldın ya, çirkinleştin. Nereye gidiyorsun? Hastalara günlük hayat için bazı öneriler. Düzenli uyku uyuyun, nefes egzersizleri yapın, düzenli beslenin, düzenli egzersiz yapın, rahatsızlığınızı yakınlarınızla paylaşın, alkolden uzaklaşın, pozitif düşünün, stresle başa çıkabilmeyi öğrenin. Bipolar bozukluğun belli bir tedavisi yoktur. Hastaya göre bir tedavi programı hazırlanır. Bu tedavi programında ilaç tedavisinin yanı sıra yaşama düzene sokulması ve aile duygu değişimini ortadan kaldırmak gerekir. Aynı zamanda çevreye de çok iş düşmektedir. Çevresinde sevgi, ilgi ve destek gören hastaların daha hızlı iyileştiği gözlenmektedir. Hastalık dönemi öncesinde belirtileri fark etmek erken müdahale açısından çok önemlidir. Erken müdahale tedavi yanıtını artırır.